Dünyanın en iyi stoperi Galatasaray'da. Ufolojiden bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle ve Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken, bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi stoperleri yad edeceğiz. Galatasaray ve stoper deyince akla gelen ilk isimler kuşkusuz Georgi Popescu ve Bülent Korkmaz. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu tüm dünyada Giga lakabıyla tanınıyordu. Bülent Korkmaz da hem milli takımımızda hem de Galatasaray'ımızda büyük kaptan olarak efsaneleşmeyi başardı. 2000'li yıllarda UEFA Kupası kazanılırken dünyanın en iyi stoper ikililerinden biriydi Popescu Bülent tandemi. Hiç şüphesiz Popescu Bülent Korkmaz'dan daha büyük bir stoperdi. Giga kaptan Bülent'ten en az bir yaş daha büyüktü. Şaka bir yana Barcelona'nın kaptanlığını yapmış bir süper yıldızdan bahsediyoruz. Bu yüzden ilk sıraya Georgi Popescu'yu yazıyoruz. 4-4'lük futbola göre Galatasaray'ın en iyi ikinci stoperi de ne yazık ki büyük kaptan değil. Bize göre Galatasaray tarihinin en iyi ikinci savunmacısı Tomas Ufolosi. Çekya tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Tomas Ufolosi, Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Big Chef'ten. Öyle de olmuştu. Tomas Ufolosi gelir gelmez Galatasaray'ın senelerdir süren stoper zaafı sona ermiş ve Galatasaraylılar Popescu'dan seneler sonra geriden oyun kurabilen bir savunmacıya kavuşmuştu. İşte böyle bir yıldızlı Ufolosi. Çok kötü geçen 2010-2011 sezonundan sonra transfer edilen ve transfer olduğu ilk yılında takımımızı şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olan Big Chef asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Bülent Korkmaz'ı koyuyoruz. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatihi olduğu yıllarda 1990'ların sonu 2000'lerin başında takımımızın Avrupa'yı titretmesinde başrol oyuncularından biriydi zira Bülent Korkmaz. Hele UEFA finalinde omzu çıkmasına rağmen 10 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmamak için canla başla savaşması yok mu? Seni asla unutmayacağız büyük kaptan. Listeye giremeyen Falco Götz, Stumpf, Cüneyt Tanman, Lucas Neal gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 stoperini yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bin like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Hoşça kalın. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi. Transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu daha önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dobik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü, bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asistle 20 gol katkısı verdi. Son 2 sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Dnipro'yla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Alex Telles yeniden Galatasaray'a. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Sarı Kırmızılılar bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Telles'e yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgileneceğini yazdı. Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon euroya sarı kırmızılılara transfer olmuştu. Gelecek sezon yabancı sınırının kaldırılmasını bekleyen Aslan, sol bekini de güçlendirerek Devler Ligi sahnesine tüm gücüyle çıkmak istiyor. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da Nelson'a talip oldu. Todo Ficanyes'in haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi.
Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi. Galatasaray'da bomba Firmino gelişmesi. Bir yandan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da, diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi için de çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre sarı kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda aslan olacaktı. Şimdi Sambacı forvet için Haziran ayı beklenecek. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık operasyon. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan aslanın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor.